Esasen her yıl Kürt halkı Nevroz'a büyük bir önem veriyor. Ama bu sene ekstradan ayrı bir önem atfettik. Partimiz bu konuda yoğun bir çalışma gösterdi. Hem öncesinde hem de Nevroz sürecinde büyük bir çalışma yürüttük. İki merkezli bir çalışma yürüttük. Ahmet ve İstanbul merkezli. Ahmet'te ulusal birlik ruhunu, dolayısıyla ulusal birlik, demokratik ulus perspektifini ön plana çıkardık. İstanbul'daki çalışmamızın esası da Türkiye geneli açısından demokratik cumhuriyet perspektifiyle bu çalışma yürütüldü. Artık kazanma zamanı diye başlattığımız bir çalışmaydı. Genel olarak böylesi bir anlam atfettiğimizi ifade edebilirim iki merkez açısından. Kürdistan'daki çalışmamıza, özellikle Ahmet merkezli yürüttüğümüz çalışmaya esas damgasını vuran Kürdistan'ı ittifakların ortaya çıkarmış olduğu talepler bütünlüğüydü. Bu talepler daha çok, az önce de ifade ettiğim gibi, demokratik ulus talepleri olarak ifade edebileceğimiz taleplerdi. Ve bir nevi bu talepleri halkımızın onayına da sunmuş olduk. Türkiye sahasında da demokratik cumhuriyet eksenli bütün emek demokrasi güçleri, yine HDP'nin bileşenleri başta olmak üzere, üçüncü yol diye tarif ettiğimiz ittifak güçleriyle birlikte de aynı mesajları alanlarda haykırmaya çalıştık. Bu şiarı çok etraflıca esasen düşündük. Tam da Kürt halkının artık taleplerinin doruğa ulaştığı, hem ulus ölçeğinde hem de uluslararası ölçekte Kürt halkının taleplerinin, özgürlük ve demokrasi taleplerinin en zirveye ulaştığı bir dönemdi. Dolayısıyla artık hiçbir engeli tanımadan kazanmanın zamanının geldiğini ifade etmeye çalıştık. Birçok açıdan anlamlandırılabilir. İlk boyutu, özellikle 2014 sürecinden bu yana AKP-MHP hükümetinin gerçekleştirmiş olduğu çöktürme eylem harekatından sonra, başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye demokrasi güçlerine dönük başlatmış olduğu sindirme ve bozguna uğratma girişimlerinin sonuçsuz kaldı. Buna karşı verilen büyük direnişin belli ölçülerde sonuç aldığı, bugüne kadar bir ayakta kalış sürecinin gerçekleştiği hesaplanırsa, artık bu sürecin daha fazla uzamaması ve tabiri caizse bu senenin final yılı olması açısından şimdi kazanma zamanı şiarıyla artık bu rejimin sindirme ve çöktürme politikalarına son verme zamanı diyerek de bu sloganla yola çıktık. Tam da böylesi bir süreçte artık bütün, sadece Nevroz sloganı olarak değil, bütün bir yılın sloganı olarak şimdi kazanma zamanı, şimdi AKP, MHP faşizmini yenme zamanı diyoruz. Doğrusu Kürt halkı ve Türkiye emek demokrasi güçleri son dönemde yaptığımız bütün plan ve programlara büyük bir rağbet gösteriyor. Adeta bir Serhildan ruhuyla bu sürece cevap veriyor. AKP ve MHP'nin sindirme politikalarına karşı iradesini çok güçlü bir şekilde sahaya, alanlara yansıtıyor. Özellikle 8 Mart etkinliklerinde biz bu iradenin ortaya çıkabileceğini tahmin etmiştik. Yani kadınların o dirençli tutumu, direniş ruhu alanlara sığmamıştı. Hem Kürdistan'da hem de Türkiye'de her açıdan ana damgalarını vuran bir direniş sahibiydi kadın arkadaşlarımız, kadın yoldaşlarımız. Aynı ruhun Nevroz'a da taşınacağı, dediğim gibi, üç aşağı beş yukarı tahmin ettiğimiz bir şeydi. Ama şunu söyleyeyim,
bu beklentimizi çok ama çok aşan bir katılımdı. Sadece bir merkez hesabıyla bunu söylemiyorum. Az önce de ifade ettiğiniz gibi 72 merkezde bu kutlamalar gerçekleştirildi. Bu kutlamayı gerçekleştirdiğimiz her merkez, en küçük yerden tutalım, işte Ahmet, İstanbul, İzmir gibi metropol kentlere kadar ortaya çıkan tablo kelimenin tam manasıyla muazzamdı, muhteşemdi. Son Ahmet Nevroz'u o muhteşem tablonun final görüntüsüydü. Halkımız özellikle Ahmet'te muazzam bir yönelime tabi tutuldu. Bir yönelimle karşı karşıya kaldı. Adeta bir terör politikasıyla kitleye yönelindi. Büyük bir baskı, büyük bir abluka oluşturulmaya çalışıldı. Ama buna rağmen dediğim gibi muhteşem bir finalle, hiçbirimizin beklemediği bir görkemlilikle bu sürece karşılık verildi. Bu kitleselliğin iki fotoğrafı vardı. Yani her açıdan iki merkezli okunması gerekiyor. Özellikle Kürdistan'da ortaya çıkan talepler Kürdistan'ı bütün partilere, bütün yapılara bir talepler manzumesini açığa çıkarması bağlamında bu yapıların nasıl bir tavır, nasıl bir tutum içerisinde olması gerektiğinin adeta fotoğrafını açığa çıkardılar. Ulusal birlik dedi Kürtler. Örneğin Ahmet'te ve Kürdistan coğrafyasında ulusal bütünlük dendi. Birlikte hareket istendi. Dolayısıyla Kürt diline, Kürt kültürüne, Kürt kimliğine karşı var olan baskıların sonlandırılması talep edildi. Bu anlamda bir statü talebi ortaya konuldu. Bu çok netti Kürdistan coğrafyası açısından ortaya çıkan bu fotoğraf. Dolayısıyla bu özellikle Kürdistan'ı güçlere, Kürdistan'ı partilere önümüzdeki dönem açısından yeni yükümlülükler ve yeni görevler yüklüyor. Bu milyonların iradesi karşısında hiçbir güç buna sessiz kalamamalı. Bu tutuma karşı karşılıksız bir tutum içerisine girmemeli. Kürt halkının talebi bu oldu ve bu irade çok güçlü bir şekilde açığa çıktı. Türkiye cephesinde ise sizler de haberlerde, basında, medyada tanık olmuşsunuzdur. Hemen hemen muhalif bütün kesimlerin katıldığı Nevrozlar kutlandı. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, Kocaeli'de, Bursa'da, aklınıza gelebilecek bütün merkezlerde emek demokrasi güçleri başta olmak üzere toplumsal bütün muhalif dinamiklerin buluştuğu ve itirazını yükselttiği bir Nevroz oldu. Burada da esas talep, esas istek demokratik cumhuriyetin inşası ve faşizan uygulamalara son verilmesi talebiydi. Bu açıdan da özellikle devlete ve devletin yetkililerine yürüttüğünüz bu politikalar çökmüştür, sonuçsuz kalmıştır, talebi yükseltildi. Bu açıdan devleti yönetenler de bu ortaya çıkan fotoğraf üzerinden yeniden bir hesap yapmaları, yeniden bu halkın iradesini, bu güçlü iradeyi göz önünde tutarak yeni politikalar, yeni politikalarla hareket etmeleri gerektiği çok açıktır. Bu mesaj verilmiştir. İsteğimiz, arzumuz bu mesaja göre herkesin kendini dizayn etmesi, kendini yeniden gözden geçirmesi. Bu hem devlet yetkilileri açısından gerekli bir tutum, hem de Kürdistan'ı partiler ve güçler açısından, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki güçler açısından bu verilen cevaplar, verilen fotoğraf doğru okunmalı, doğru değerlendirilmeli ve hesaplar bunun üzerinden yapılmalıdır. Bu politikanın çöktüğünün ifadesidir. Bu politika tutmamıştır, bu politika çökmüştür.
Nevroz bayramı, Nevroz programları, Nevroz mitingleri bunun ilanıdır. Dolayısıyla halklarımızın Nevroz meydanlarında talep ettikleri bir devletin karşılayamayacağı talepler değildi. Demokrasi talebi, birlikte yaşama talebi, ortak cumhuriyette, ortak devlette, demokratik ulus paradigması çerçevesinde birlikte yaşamanın mümkün olduğunu söylediği halklar. Bunu devlete ifade etti ve bu mesaj çok güçlü bir şekilde verildi. Barış, demokrasi, demokratik cumhuriyet, ortak vatan vurguları çok güçlüydü ve bu talep büyük bir fotoğrafla herkese ilan edildi. Bence burada en fazla ders çıkarması gereken devlet yetkilileridir. Zira Kürtler bir kez daha iradelerini barıştan, kardeşlikten yana ortaya koymuşlardır. Bu anlamda bir kez daha çözüm talebinde bulunmuşlardır. Bir kez daha demokratik çözüm, onurlu bir barış çağrısı yapmışlardır. Bu fotoğrafın en görkemli yönüydü, en çarpıcı yanıydı. Bütün bu baskı ve sindirme politikalarına rağmen Türkiye halkları, başta Kürtler olmak üzere Türkiye halkları devletten bu talepte bulundular ve bu talebi çok güçlü bir şekilde ortaya koydular. Bu açıdan yani bu fotoğrafı yorumlarken belki en başta şunu söylemek gerekir. Birlikte yaşamak halen mümkün. Bu ülkede demokratik bir cumhuriyette bir arada yaşamak halen mümkün. Bu fotoğraf bunun ilanıydı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetkililerine bu mesaj verildi. Nevroz'un baştan başa en büyük ve en çarpıcı mesajı buydu. Demokratik cumhuriyet talebiydi. Gençler bu ülkede artık huzur istiyor. Biz son dönemde büyük bir genç nüfusunun mültecileştiğini biliyoruz. Yoğun bir şekilde Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Kanada, Amerika çeşitli ülkelere Türkiye'den yoğun bir genç nüfusunun göç ettiğini biliyoruz. Bu tablo başlı başına ülkenin içerisinde bulunduğu o çıkmazın, aşmazın sonucudur. Mevcut kalan gençler esasen bu gidişata dur deme arayışı içerisindedir. Bu açıdan son dönem yaptığımız bütün programlar başta olmak üzere özellikle Nevroz'a gelen genç kitlenin en büyük talebi az önce ifade ettiğimiz gibi demokratik bir ülkede, demokratik bir anayasayla kendilerini ifade edecekleri bir ülkede, bir yurtta yaşama talebidir. Dolayısıyla bu taleplerini alanlara, sahalara yansıtıyorlar gençler. Öyle tahmin edildiği gibi apolitik süreci okumayan Türkiye'nin gerçeklerinden bir haber bir gençlikle karşı karşıya değiliz. Muazzam politize olmuş bir genç kitle ve ne istediğini isteklerinin nereye varacağını çok iyi bilen bir kitle ve bu kitle bu sahada, bu meydanlarda başta kendi iradelerine ve kendi geleceklerine sahip çıkmak adına bulunuyorlar. Bu mesajı yetkililer güçlü bir şekilde almalı. Gençler itiraz ediyor. Gençler bu durumdan rahatsızdır. Gençler bu durumun kendilerine bir gelecek yaratmayacağını biliyor, farkındadırlar. Dolayısıyla bu gençliğin bu tutumu, bu dirençli ruhu bu ülkeyi daha aydınlık günlere vardırabilecek niteliktedir. Kimse gençliğin bu taleplerinden korkmasın. Kimse gençliğin bu taleplerini yadırgamasın, ötelemesin. Zira bu ülkenin geleceği, bu toplumun hepimizin geleceği bu genç ellerdedir. Dolayısıyla ortaya çıkmış olan bu fotoğraf özellikle bu yoğun genç katılımının talepleri hiçbir şekilde göz ardı edilmemelidir. Muazzam bir irade ortaya koydular. Muazzam bir direniş ortaya koydular. Emin olun Diyarbakır'daki kurulan bentler, kurulan setler başta gençlerin iradesini kırmaya dönüktü. Ama gençlik, Ahmet gençliği yerle bir etti bu
katı, tekçi zihniyeti ve tutumu. Bu açıdan hiç kimse artık silahınızdan, tomanızdan, bilmem su araçlarınızdan falan filan bariyerlerinizden korkmuyor. Çünkü herkes bu ülkede huzur içerisinde, barış içerisinde ama kendi kimliğiyle, kendi rengiyle yaşamak istiyor, var olmak istiyor. Bunun talebini de en güçlü bir şekilde gençlik ortaya koydu. Yani bu ülke birçok şeyi deneyimledi, birçok şeyi yaşayarak gördü. Özellikle Kürt halk iradesinin açığa çıkmasının tarihçesini halkımız çok iyi biliyor. Türkiye halkları da çok iyi biliyor. Bu açıdan orada haykırılan her sloganın bir anlamı vardı. Her sloganın bir gerekçesi vardı. Sayın Öcalan üzerinde kurulan tecridin biz sadece kişisel bir tecrit olmadığını biliyoruz. Biz bildiğimiz kadar halkımız da biliyor, halklarımız da biliyor. Zira orada inşa edilen bir rejimdir. Oradaki yönetim şekli bütün ülkeye yedirilmeye, bütün ülkeye yaydırılmaya çalışılıyor. Bütün toplumumuz bunun farkındadır. Bu anlamda en büyük itirazların bir tanesi de bunaydı. Bir diğer şey de özellikle bu toplum az önce de ifade ettiğim gibi birçok şeyi deneyimledi. Sayın Öcalan'ın ettiği her lafın Türkiye demokrasi güçlerinde, Türkiye kamuoyunda, Kürdistan kamuoyunda, hatta daha ötesi Orta Doğu kamuoyunda yaratmış olduğu pozitif etkileri bu toplum çok yaygın bir şekilde gördü ve yaşadı. Bu açıdan burada bu Nevroz'da açığa çıkan bu irade bunu haykırarak bu sesin kısılmaması gerektiği, bu sesin topluma ulaştırılması gerektiği. Dolayısıyla barış ve demokrasi sesinin hem Türkiye coğrafyasına hem Kürdistan coğrafyasına hem de binler, 1500 yıldır devam eden Orta Doğu coğrafyasında devam eden o çözümsüz sürecin bitirilmesine, savaşlar sürecinin bitirilmesine dönük barış çağrısının, bir barış girişiminin ulaştırılmasına dönük taleplerdi. Ve çok güçlü bir şekilde bu talep açığa çıktı. Çok güçlü bir sahiplenmeyle bu talep ortaya çıktı. Ahmet Meydanı'nda 1 milyon kişi özellikle Kürdistan'ı ittifakın hazırlamış olduğu metinde hepimiz gördük. Bu talebi büyük bir coşkuyla, büyük bir kararlılıkla onayladı. Dolayısıyla bu talep Türkiye halklarının ve Kürt halkının ortak talebidir. Başta tecridin bitmesi olmak üzere Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne kavuşturulması bu Nevroz'un en temel taleplerinden bir tanesiydi. Bu bir inat meselesi değil, bu bir kan davası meselesi değil. Eğer Türkiye'yi yöneten güçler bu ülkenin geleceğini, bu ülkenin çıkarını düşünüyorlarsa bunun gereğini yapmalılar. Biz bunu söylüyoruz. Yoksa bir horoz dövüşü yürütmüyoruz. Ya da bir kan davası güdülmemeli bu meseleye dair. Sayın Öcalan'ın toplum üzerindeki, Kürt toplumu üzerindeki, Orta Doğu toplumları üzerindeki, yine demokrasi güçleri üzerindeki etkisi birçok kez test edilmiş, deneyimlenmiş, görülmüş. Bu açıdan bu krizden çıkmanın, bu kaotik süreçten çıkmanın formülü Sayın Öcalan'ın halkla buluşturulmasıdır. Bunu çok net görmelidir bu ülkenin yönetenleri. Bu açıdan bu mesele dar, kısır döngüler etrafında değerlendirilecek bir mesele değil. Bu çıkmazdan bu toplum artık kurtulmalı. Bir çıkar yolun var olduğunu hepimiz biliyoruz. Tekrar söyleyeyim, bu bir kan davası meselesi değil. Bu bir inatlaşma meselesi değil. Biz bu ülkenin aydınlık günlere kavuşması gerektiğini düşünenleriz. Ve
ortaya çıkan tablo da, ortaya çıkan mesajlar da buna dönük mesajlardı. Bu açıdan da devlet yetkilileri yeniden hesap yapmalıdır, yeniden düşünmeli, yeniden planlamalıdır birçok şey. Bu mesaj aslında bütün toplumsal güçlereydi. Nevroz alanında bütün toplumsal dinamikler vardı. Bütün toplumsal dinamiklerin temsilcileri vardı. Bütün toplumsal dinamiklerden oluşan kesimler vardı ve bunlar kendi iradelerini, kendi taleplerini ortaya koydular. Dolayısıyla esasen başta devlet yetkilileri olmak üzere güç mercilerinin hepsine, siyasi partiler başta olmak üzere herkese oradan mesaj vardı. Özellikle son dönem Millet İttifakı diye tabir ettiğimiz yapının Kürtlerin taleplerine dönük takılmış oldukları tavırlara dönük de kanımca ciddi bir cevaptı. Onların da oturup yeniden hesaplarını yapmaları gerekiyor. Bu irade, bu milyonların iradesi onlar açısından da değerlendirilmesi gereken bir irade. Zira bu irade Türkiye toplumunun ve Türkiye'deki yönetim organizasyonlarının biçimini belirleyecek, şeklini belirleyecek. Burası oraya rengini verecek. Bunu herkes hesaba katmalıdır. Bunu hesaba katmayan güç bu hesabın altında kalır. Emin olun kalır. Yani bu CHP için de geçerli, İyi Parti için de geçerli, diğer siyasi partiler için de geçerli. Herkes bu fotoğrafı doğru okumalı. Oturup yeni yeni baştan hesaplar yapılmalı. Zira oraya çıkan kitle az önce de ifade ettiğimiz gibi büyük bölümü gençlikti. Bu sadece birkaç yılın kitlesi değil, birkaç yılın oy verecek olan potansiyeli değil. Onlarca yılın siyasetini belirleyecek olan gücüdür. Bu güç belirleyecek Türkiye'nin geleceğini, Türkiye'nin kaderini. Bu açıdan doğru hesaplar yapılmalı. Bugüne kadar bu doğru hesap yapılmadı. Halen Kürt halkının taleplerine utangaçça yaklaşmaya çalışan bir muhalefet partisi gerçeğiyle karşı karşıyayız. Hatta hiç görmek istemeyen, bu sesi hiç duymak istemeyen bir muhalefet gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Bu tutumun Türkiye'nin geleceğine asla katkı sunmayacağını başta onlar görmelidir. Dolayısıyla bu tutum terk edilmesi gereken bir tutumdur. Tekrar tekrar bu yapılar Nevroz'un taleplerine kulak kabartmalıdır. Halklar gerçek manada bir demokratik cumhuriyet istiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adı Cumhuriyet'tir. Ama bu cumhuriyetin karakteri demokratik değildir. Ve halklar bunu artık isyan ediyor. Tek kelimeyle gerçek manada bir demokratik cumhuriyet talebi var. Bu sadece Kürt halkının talebi değil. Başörtülünün de talebidir. Bu Laz'ın da talebidir. Çerkez'in de talebidir. Alevi'nin de talebidir. Gencin de talebidir. Kadının da talebidir. Ekolojistin de talebidir. Dolayısıyla hani Türkiye'deki muhalif dinamikleri özellikle iktidarın rant politikasının esiri olmayan kesimlerinin hepsinin ortak talebi demokratik cumhuriyet talebidir. Bunu her kesimden görmek mümkün. Son dönemde sokağa çıktığımızda HDP'ye oy versin ya da vermesin, HDP sempatizanı olsun ya da olmasın, zengin ya da fakir, mütedeyyin ya da laik ya da seküler, işçi sınıfı ya da tarım işçisi, aklınıza gelebilecek bütün kesimlerin dili ortaklaşmış durumda. Hepsi bu hükümetin
zulüm politikalarına karşı şikayetlerini her platformda dile getiren bir durumda. Zira artık hiç kimsenin kabul etmediği, hiç kimsenin eyvallah etmediği bir rejim gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Sadece ve sadece bir yandaş topluluğu, sadece ve sadece bu devletin ya da bu hükümet sisteminin rant sisteminden faydalanan bir kesim bu sistemin arkasında durmaya devam ediyor. Ama bunun dışında az önce de ifade ettiğim gibi mütedeyinden tutalım sekülerine, kadınından tutalım gencine, Alevisinden tutalım Süryanisine, Kürdünden tutalım Çerkezine kadar herkesin ortak talebi demokratik cumhuriyettir ve Nevroz'un esas talebi de, Nevroz'da ifade edilen taleplerin hepsi de bu demokratik cumhuriyet kavramı ekseninde ele alabileceğimiz taleplerdi. Dolayısıyla özetçe söylemek gerekirse artık herkes demokratik cumhuriyeti talep ediyor. Başka bir talep yok. Maalesef zor günleri bekliyor ama bu zor günleri nasıl aşacağımızın şifrelerini esasen verdi bize Nevroz. Nevroz'daki halklarımız ve kitlemiz. Önümüzde halen devam eden kapatma davası var. Kobani Kumpas davası var. Ve bu sürece ilişkin halkımızın, yine partimizin direnişi var. Dolayısıyla biz 2022 yılını bir direniş ve başarı yılı, bir kazanma yılı olarak hesaplıyoruz. Halkımız, halklarımız, Türkiye halkları bunun şifrelerini Nevroz'da bize verdi. Asla geri adım atmayacak, asla demokrasi talebinden vazgeçmeyecek, demokratik cumhuriyeti yaratma, var etme talebinden asla geri durmayacak. Bunun şifrelerini gösterdi. Dolayısıyla ben seçim sürecine kadar büyük bir direnişle, büyük bir inançla bu Nevroz ruhuyla devam edeceğimizi düşünüyorum. Bunun sonu aydınlık günlerdir. Bu yılın sonu, 2022 yılının sonu çok aydınlık bir süreç olarak tariflemek mümkündür. Bu işin sonu kazanmadır. Sloganımızda ifade ettiğimiz gibi şimdi kazanma zamanı, mutlaka ama mutlaka kazanacağız.